Deprem rüyaları ölüm mü getirir? Gene gelen sorulardan birisi arkadaşlar, özellikle bu Hatay depremi, yani Maraş'ta oldu, Antep'te olmuştu galiba. Bu depremde arkadaşlar deprem olduğunu gören çok insan var. Hep yazmışlar bana Facebook sayfamdan. Şimdi arkadaşlarım bakın. Deprem rüyaları neler getirir? Şimdi sizin eviniz yıkılmadıktan sonra, yani evin yıkılması ölüm de getirir. Ben evimin yıkıldığını gördüm. Harabelerin arasında dolaşıyordum. Hayatımın en zor dönemini yaşadım o rüyadan sonra. Ödeme emirleri, icra, askerden dolayı işe giremedim vesaire, hastalık falan derken çok çaresiz kaldım. Paranın değerini biliyordum ama yani paranın ne kadar daha da olmadığımı, ne acılar yaşanacağını daha o zaman daha da fazla anladım. Zaten biliyordum ama ders üstüne ders oldu arkadaşlar. Şimdi bakın, deprem rüyaları, eğer siz zarar görmüyorsunuz ya da yıkılan bir yer yoksa, sizin hayatınızdaki olumlu ani değişikliklerdir. İşte memur atanma haberi alırsın, başka tayin haberi alırsın, öyledir. Yıkılan bir yer yoksa, deprem olduğunu görüyorsan, böyle sallanıyorsa gayet olumludur arkadaşlar. Aniden gelecek güzel gelişmelerdir, değişimlerdir. Ama bakın, sizin eviniz yıkılmıyor, başka evlerin yıkıldığını görüyorsunuz. Bunu yine soran danışanlarımdan var. Arkadaşlar, yani siz zarar görmeyeceksiniz, sizin çevrenizdeki insanlar zarar görecek. İşte ben şurada çalışıyorum, işten çıkarıldı insanlar ama ben çıkarılmadım diyenler var. Bu rüyayı gördükten sonra danışanlarımdan. Yani arkadaşlar, olayın öznesi şudur. Depremde zarar görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Eğer hiçbir zarar yoksa, yıkılan bir yerde yoksa, sizin eviniz ya da başkalarının evleri, sizin hayatınızdaki olumlu değişikliklerdir. Tayin olur istediğiniz yere, memur olarak atanırsınız, iş bulursunuz, seveceğiniz insanı bulursunuz. Böyle olumlu değişikliklerdir. Ama deprem oldu, sizin eviniz yıkıldı. Hastalık olabilir, daha şey, olumsuzluklar olabilir arkadaşlar. Yani iyi değildir. Ama sizin eviniz yıkılmıyor, başkalarının evlerinin yıkıldığını görüyorsa gene sizi iyilik bulabilir arkadaşlar. Deprem rüyaları, işte olduğu gibi çıkan rüyalar var diyorum ya arkadaşlar. Hani rüyalar olduğu gibi çıkan rüyalar işte vesaire diye hep videolarda söylüyorum ya. Yani sevgili arkadaşlarım, deprem olduğunu gördüğünde gerçekten deprem de yaşanabilir. İşte bu Hatay depreminden sonra özellikle çok yazan olmuş sayfaya. Hocam ben deprem gördüm, aynı deprem oldu. Böyle oluyor arkadaşlar yani. Hani bazı insanların psikik algısı yüksektir denir böyle konulara. Rüyasında ne görürse onu yaşar. Örneğin bakkalla tartıştığını görür. Evinin altındaki bakkalla o gün tartışır. Ya da arkadaşına İşte bir telefondan dolayı vesaire ya da başka bir sebepten dolayı kavga eder, aynı rüyasında gördüğü şeyi yaşar. Yani böyledir arkadaşlar. Olduğu gibi çıkan rüyalar vardır. Aynı ne görürsen onu yaşarsın vesaire. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Ben bu hayatı yaşanmamış sayıyorum gerçekten, çünkü bir şey yaşamadım, anlamadım hayattan bir şey ya. Ömrüm nasıl geldi, nasıl geçiyor anlayabilmiş değilim. Ya doğduğumdan beri yani sebep olmadığım zararların içerisindeyim arkadaşlar. Hiç anlam veremedim bu hayata. Şöyle ne bileyim var ya, bütün işleri hallettikten sonra tamamen kendime bakacağım. Hiç kimseyle, hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Her şeyi, bütün enerjimi, kendi ruh sağlığımı iyileştirmek, daha da iyileştirmek, mutlu etmek için uğraşacağım. Birileriyle çabaladığın zaman arkadaşlar, nankörlük insanı çok yoruyor. Bir insan her şeyi olsun ama nankör olmasın. Yapmasaydın etmeseydin deniyor. O da insanın canını çok acıtıyor. Hadi görüşürüz.